sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumu üstümde tükene solacak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benim dil, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım, çehrenin en azı hilal. Kahramanın ırkıma bir günde bu şiddet bu celal sana olmaz ökülen. Kanlarımız sonra helal hakkıdır, hakka tapa milletimin istiklal. Evet, gel. Gel Samet, gel. Selamünaleyküm beyler. Hayatımda böyle bir garabet yaşamadım. Hiçbirimiz yaşamadık. Hayatımızda hiçbir zaman hiç kimseye oynatmayacağımız kırmızı çizgilerimiz var. Siyaset üstü olan, takımlar üstü olan, futbol üstü olan değerlerimiz var. Kimseyle bunların oynamasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz de. Bu yayın, bu gece her şey için, futbolumuz için bir milat olacak. Birazdan Okan Koç da bize katılacak. Yolda kimlerle beraberiz? Evren Turan, Ümit Özat ve Ahmet Çakar'la beraberiz. Her iki takımda oynamış milli seviyede bir futbolcu. Üçüncü büyük takımımızdaki milli seviyedeki futbolcumuz yolda geliyor. Ama herhalde milli hakemimiz diyeceğim, bu seviyeleri çok iyi bilen ve yaşça hepimizden büyük. Hocam. Ne var? Ne oluyor? Biz bu demiştik. Bu ne hocam? Kardeşim, hayatta en sevmediğim iki şey vardır. Bunu Ümit çok iyi bilir, eski dostum. Sen iyi bilirsin, Evren de duysun. Ben demiştim demeyi hiç sevmem. Ama ben demiştim. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Atatürk'ün ve şehitlerimizin, Cumhuriyet kazanımlarımızın ruhlarına ihanet edercesine bir şeriat ülkesi olan Suudi Arabistan'da bu finali oynamak ağır bir ihanet ve garabet. Ama gökteki Allah'ım, yüce Allah'ım, işte adama bunu yapar. Ahmet Hoca da mı? Ne diyorsun? Tamam, hemen hızlı bir değişiklik. Gel bana. Neymiş? Çok bir ufak mikrofon değişikliği yapacak. Sen dur. Ümit de başlasın. Tamam, tamam. Ben devam edeceğim arkadaşlar. Yok yok. Ahmet hocam devam edecek. Detaylı konuşacağız. Bu gece böyle sıradan bir bu gece değil. Bu gece futbolumuzda çok tarihi bir gece arkadaşlar. Bu gece kelle istiyorum. Kelleyi tabii nasıl istiyorum? Fiziki değil. Gel. Mecazi kelle istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti 1000 yıllık Osmanlı ile birlikte 1000 küsur yıllık bir cumhuriyettir. Ben ülkemin en önemli değerini, en önemli değerlerini, kimdir benim en ülkemin önemli değerleri ne? Bir Mustafa Kemal, iki bayrağım. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'ni bir arada tutan çok önemli çimento taşları. Para için Arabistan'a gittik. Bak marka değeri değil mi? Büyük ekşi. Bak Arap dedi ki Arap, elin Arabı yalellisi, İstiklal Marşı'nı okuyamazsın. Niye? Size girip çıkan ne? Arap ne dedi Arap? Mustafa Kemal'in posteriyle ısınmaya çıkamazsın, posterini taşıyamazsın. Ne demek hocam bu? Vallahi ona bey, bir dakika. Ona bu ülkede bu kararı alan, süper kupayı orada oynama kararını alan insanlar bunun diyetini ödeyecekler. Bunun faturasını ödeyecekler. Haftalardır, aylardır telefonunda iki tane baylok çıkmış adamla mücadele eden ben ve bu uğurda 6 defa savcılığa şikayet edilmiş. 2 defa tazminat davası geçirmiş. 1 defa, bundan sonrası benim için Fifi de, Futbol Federasyonu Etik Kurulu tarafından bugün ceza almış bir adam olarak konuşuyorum. Bugün. Türk futbolunun başına telefonla önce bir baylok çıktı deyip yalan söyleyip ikinci baylok çıktıktan sonra bu baylokları niye yüklediğini Türk halkına makul şekilde itiraf edemeyen bir şahıs
Türk futbolunun Cumhuriyet tarihimizin 100. yılında buraya gitti Arabistan'a ve gördük orada başımıza neler geldiğini. Kimsiniz lan siz? Federasyona demiyorum. Genel konuşuyorum. Benim Mustafa Kemal'imin posterini çıkartmayacaksınız. Yok ya. Benim İstiklal Marşı'mı okutmayacaksınız. Yok ya. Zaten öngörseydiniz Arabistan'da oyna dedik size. Mustafa Kemal mezardan çıktı. Ben bunu şey Ertem'le Beyaz TV'de yaptım. Büşar Bey. Mustafa Kemal mezardan çıktığında oğlum Ahmet nasılsın deyip ben onun elini öperim paşam. Futbol sporu. Zat-ı Aliniz'in kurduğu Cumhuriyet'in 100. yılında Süper Kupa oynuyoruz. Ne, o ne evladım dedi bana. Şampiyonla kupa şampiyonu. Evet. Ha, kim oğlum? Fener Galatasaray. Çok güzel oğlum. Paşam. Maç Riyad'da. Anlamadım. Efendim Suudi Arabistan, sayın paşam, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak dediğim an Atatürk böyle yapar. Suratımıza tükürür, tekrar mezara gelir. Acıyla. Demiştim bunu Beyaz TV'de. Zaten bu önümüzdeki haftalar bunlar hep çıkacak. Bu dakikadan itibaren fatura istiyorum ben. Mecazi anlamda. Fiziki değil, kelle istiyorum. Benim ülkemi, benim Mustafa Kemal'imi, İstiklal Marşı'mı bu hallere düşüren her kimse bunun hesabını verecek. Buyurun beyler. Ümit abi sana döneyim. Senin bir şey attım hazır mı? Efendim? İmanım konuş. Ümit abi bir sana döneyim. Sen birazdan o hazırlanıyor o da. Sen neler hissediyorsun? Ne yaşıyoruz ya biz ne yaşıyoruz Ümit abi? Abi şimdi bak. Özür dilerim patron. Bu gece hepinizden özür diliyorum. Çok sinirliyim. Biz Cumhuriyet çocuğuz. Ben arada bir döneceğim burada. Biraz şey yapacağım. Nefes yapacağım ve devam edeceğim. Devam edin siz. Başka türlü 3 saat geçmez veya 4 saat. Şimdi tabii olayın yeni yeni idrakına varıyoruz da. Siz elin arabına niye kızıyorsunuz ki? He? Yıllardır bu ülkede Atatürk düşmanlığı yapılıyor. Ahmet Hoca'yı alabiliyorsanız. Yok diyor. Fark etmez düşman. Bu dörtlü olacak. Bugün böyle. Bu ülkenin vatandaşları yıllardır bu ülkede Arap seviciliği yapıyor. Yıllardır bu ülkede Atatürk düşmanlığı yapıyor. Elin arabına niye kızıyorsunuz abi siz? Ne bekliyordunuz? Sen kendi liderine sahip çıkmasan el alemin arabı mı sana sahip çıkacak? El alemin meçhubu keçe Yunan kazansaydı derken tek kelime cevap veremeyen insanlardan ne bekliyorsun abi? He? Keşke Yunan kazansaydı diyen bir meçhubdan meçhuba cevap veremeyen insanlardan ne bekliyorsun kardeş? He? Yıllardır bu ülkede Atatürk düşmanlığı yapılıyor. Elin arabı yapmış. Çok mu? Çok mu abi? Niye kızıyorsunuz ki? He? Sen kendi sahip çıkma önden kendi kurucu liderine. Neler dediniz lan? Adama bir şey demediniz. İçinizden onu da dediniz de bir onu demediniz yani. İmanım özür diliyorum beni bağışla. Estağfurullah. Önemli bilgiler geliyor. Bir, Türk yargısının çok önemli bir elemanı. Evet hocam. Sayın hocam, değerli abim bir söz vardır. Sen Türk olduğunu unutsan düşmanın unutmaz diye. TFF Türk olduğunu unuttu, gitti düşmanı unutmadı. İkinci sevgili Sinan Engin'den geldi. Sevgili değerli çocukluk arkadaşım Sinan Engin. Mehmet Büyükekşi birazdan istifa ediyormuş diye bilgi geldi. Buyurun bakın. Sinan abiye çok selamlar. Sinan Engin telefonundan istifa ediyormuş birazdan. Evet, görün istiyorsun. Halk yazı geçin, halk yazı bak. Geçin sıcak gelişme tweet atın. Çok acil. Şimdi sevgili hocam sana bir şey söyleyeceğim. Buyurun kardeşim. Çok özür diliyorum bu akşam. Bu maç Arabistan'a gittiği gün. Hı. Bu ülkenin Cumhuriyet'in 100. yılında bir Allah'ın kulu 3-5 kişinin dışında ya bunun oynanacak yeri burası mıydı? Seneye oynayın, ondan sonraki seneye oynayın demeyenler bugün hiç onlara kızmasın abi. Tabii. Hiç onlara kızmasın abi. Bugüne bir anda gelmedik Ümit abi. Ya Hamit'in resmini gördünüz mü? Getirin ya. Hacca mı gittin? Hazırlanacak. Hepsi hazırlanacak. Hacca mı gittin lan? Hepsi hazırlanacak hocam. Ne kadar meraklısınız oğlum Arap sevmeye? Ne kadar meraklısınız? He? Very good. Ama evet. Şu kardeşiniz? Dün söyledin. He? Dün söyledim. Dün söylemedim. Ben 2004 yılında Atatürk kazanır dedim. Bu ülkede Atatürk'e rağmen bir yere gelemezsin unutma. Atatürk bu ülkenin kırmızı çizgisidir. Bravo abi. Atatürk'le alay eden, Atatürk'ü benimsemeyen, Atatürk'ü dışlamaya kalkan her kimse, bak sana söyleyeyim mi? Yekle yeksan olur. Bunu unutma. Hiç kızma ya.
Yarından önce düşündüm lan ne diyeyim. Hani Türk'ün aklına bazen bilmem ne yaparken bazen kaçarken derler ya. Evet. Düşündüm. Hiç kızmayın abi. Hiç kızmayın. Niye kızıyorsun? Senin ülkenin 30 milyonu Atatürk'ten nefret ediyor. Biliyor. Bir tanesi de adam gibi çıkıp diyemedi ki lan Atatürk olmazsa bu ülke olur muydu? Atatürk olmazsa olurdun da baban kim olurdu? Bir tanesi diyemedi. He? Nasıl olacak abi? Sen kendi kurucu liderine sahip çıkmıyorsun. Sahip çıkamıyorsun. Onun sözüne sahip çıkamıyorsun. El alemin Arabı'nın yıllarca bu ülkeden Atatürk silinmeye hayır çalıştı. Nerelerden isimleri kaldırıldı? Bıraksınlar lan bu işleri. Atatürk bu ülkenin olmazsa olmazıdır. Bitti bu kadar. Kırmızı. Bak bak. Adamın ölüsüyle uğraşamıyorsunuz. Yaşasaydı kim bilir neler olurdu. Ya Atatürk'e rağmen bir yere gelemezsiniz. Adam seçme seçilme hakkını yıllar önce vermiş. Bak. Seçme seçilme hakkını yıllar önce vermiş. Bir İngiliz diyor ki ya diyor biz Atatürk'e hayranız. Niye? Ya o sizi yendi. Yeniden mi diyor? Kadınlara diyor, seçme seçilme hakkını diyor mavi gözlü verdi. Ulan biriniz 19 Mayıs'ta Ali Koç Efendi. 19 Mayıs'ta Atatürk. 23 Nisan'da Atatürk. 30 Ağustos'ta Atatürk. 29 Ekim'de Atatürk paylaşıyorsun. Diyemedin mi? Hayır be beyler. Bizim 2 milyon euroya mı ihtiyacımız var? Ben cebimden karşılıyorum. Platin sponsoru olmayı biliyorsun. Süper Kupa'ya da sponsor olsaydı. He? Türkçe olimpiyatlarına sponsor olmayı biliyordun. Buna da sponsor olsaydın Arabistan'da oynanmasaydı bu. 10 milyon euro bir oyuncuya vermeyi biliyorsunuz da. Yılda. Ya şuradan gelecek 2 milyon euroya mı ihtiyacınız var? Okkabazlar. Söyledik mi? Yok Fenerbahçe düşman oluyoruz. Yok. Ne var? Bir şey söyleyeyim mi? Bu maç Samsun'da oynanacaktı. Bu ucun lan mı? Kimi yok. Bu işte tepede altırına herkes suçtu. Bana kimse martaval anlatmasın. Bu ülkede. Evren abi. Estağfurullah lütfen. Evren abi. Şimdi sen neler hissediyorsun? Galatasaray tarafında hava nasıl? Olaylar niye buralara evrildi? Abi artık Galatasaray tarafı marafı yok. Bu artık Türk futbol takımında. Bravo sana. İki tane büyük bravo takımımız. Bütün ülkenin artık bir durumu. Biz ilk o Süper Kupa olduğunda hep beraber ne dedik burada? Ben de söyledim. Samsun 19 Mayıs'ta da oynatın bu maçı. Ülkemizde oynayalım. E tutturdular orada bir şey yaptılar. Kulüp başkanları ilk önce istemiyoruz dediler. Sonra para var dediler. Yani her şeyi bizi bir şekilde alet ettiler. Ya bunun bir anlaşması olur kardeşim. Bir yere gidiyorsun. Sen bunları bizim 100. yılda Atatürk resminde, portreyle, İstiklal Marşı'na çıkacağımızı biliyorlar. Tabii. Sen baştan bunları söylemedin mi? Anladın mı? Ya burada ben başka bir şey, ya bir siyasi bir şey mi var? Ne yapmaya çalışıyor bunlar? Yani zaten bugün söyledi işte Ahmet Çakar da. TFF Başkanı istifa eder. Bu işte biter bence. Tabii. Kapanır. Ama verilen şu yara, bu zarar. Ve Atatürk ismi o kadar büyük ki. Yani şurada bile bizi Fenerbahçe Galatasaray'ları bir araya getirdi. Yine hepimizi birleştirdi. Yani bunun artık farkına varmaları lazım. Ama abi ortamı öyle bir şekilde yani dünden beri bugün bütün gün başlayacak mı olacak mı? Edecek mi gidecek mi? Bunları niye yarattınız? Takımlar sahaya çıkacak mı? Ya burada bile bir film var ben sana söyleyeyim. Ya bunların hepsi önceden hazırlanır. İtalya'da oynadı orada biliyorsun. Evet onlar da oynadı. Evet. Yani onlar da bunu oynadılar. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Tabii. Bir para tutturdunuz. Paraya attınız işi. Ondan sonra buraya bu iş geldi. Bu saatten sonra bu işin şeyi yok, lamıcımı. Evet, Büyükekşi istifa eder. Ha bundan sonra da bu işler nasıl düzelir, kim gelir onu bilemem. Ama bir an önce düzelmesi lazım. Biraz önce Ahmet Hoca gelirken dedi ki, son 50 gündür neler oluyor Evren ülkede dedi. Bravo. Hiç normal mi dedi. Normal değil. Geliyor değil mu video? Video hazır. Yani ben de bir ama tarafa koyuyorum. Buyur. Bir oraya alıyorum, bir buraya alıyorum. Çıkamıyorum bu işinden. Şimdi ben buradan sayılı Erdoğan'a suçluyorum. Anlık bir şey var. Buyurun, stat'tan, buyurun beyefendi. Stat'tan bir video buyurun, var, getirin. Buyurun. Ne bu? Vatandaş gelmiş mi? Araplar ya, gelmiş mi hafif? Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyor taraftarlar. Aslanlarım onların ben yanaklarını. Ama müzikle bastırıyorlar. Müzikle bastırmaya çalışıyorlar hocam. Mustafa Kemal'in askerleriyiz derken müzikle birazdan, bastırmaya çalışıyorlar. Birazdan burada söyleyeceklerimi Sayın Cumhurbaşkanım, değerli abim Recep Tayyip Erdoğan'a da mesaj olarak yollayacağım. Duyunu özel kalemle. Hazır mısınız? Sabah gel. Biraz sonra söyleyeceğim. Arz edeceğim mesajı aynı anda Sayın Cumhurbaşkanımızın özel kalemine de mesaj olarak atacağım. Değerli abim, Sayın Cumhurbaşkanım, o bir spor da benim abim. Şu anda aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanım. Sizi çok kötü kandırdılar. Kandıran
Futbol Federasyonu Başkanı büyük ekşilenen şahıstır. Niye? Checklistler vardır uçaklarda. Uçak kalkar, hangi şeyden kalkar, uçakta yangın çıkarsa bravo, kim ne yapacak? Cerrahide vardır. Bir kalp ameliyata gireceksek esas baba, hoca nereye açar? Baş asistan nereye açar? Hemşire nereyi tamponlar? Bunların hepsi checklisti yazılıdır. Bu maç 2 aydır belli. Diyeceksin ki uçaklarla gelirler. Bu otelde kalırlar. Yemekleri şudur. Sabah uçakta otobüs bunları alır. İdmana götürür. Maç öncesi size vereceğimiz İstiklal Marşımız statta çalar. Bu süper kupadır. Oyun takımlardan biri veya ikisi Ulu Önderimizin tişörtüyle sahaya çıkar. Belki maça çıkarken bir flama taşırlar. Atam izindeyiz gibi. Bunlar okey mi denir Araplara? Araplardan bu okey alınır. Böyle bir şey yapılmamışsa, bu checklist Araplar tarafından olaylanmamışsa bu ihanettir. Sayın Cumhurbaşkanımı büyük ekşi kandırmıştır. Hocam, büyük ekşi, birazdan da kendisine arz ediyorum şimdi. Bak, büyük ekşiye şu soruları soruluyor ve cevabı bekleniyor hızlı bir şekilde. Bayroktan sorulsun, Bayroktan o alışık. Hocam, Bayrok varsa sen sor. Önemli bir yerden sorular tamam geliyor. Yani onu öyle söyleyeyim. Spor Bakanlığından diyelim. Soru 1. Türkiye Futbol Federasyonu ve Suudi Arabistan arasında yapılan protokol. Bunu bize bir açıkla. Görelim bakalım neler, ne yiyeceklermiş, ne içeceklermiş. Atatürk posteri taşıyan tişörtlerle ve açılacak olan 2 pankartla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na ne zaman bilgi verildi? Araplara ne zaman bilgi verildi? Araplara ve Türk kulüpler ne zaman bilgi verdi? Tamam. Türkiye Futbol Federasyonu Suudi Arabistan yönetimine pankartlar ve tişörtlerle ilgili ne bilgi verdi? Onlardan ne cevap geldi? Ortada bir kriz varsa son dakikaya mı bırakıldı? Yoksa kriz yoktu, son gün mü çıktı? Son olarak İstiklal Marşı'nın okunmaması ile ilgili neden kriz çıktı? Böyle bir kriz yoksa kamuoyuna niye aşıklar böyle lanse edildi? Samet, biz kendimizi göremiyoruz, haberin olsun. Şimdi bakın arkadaşlar. Türk futbolu 25 günde, bakın içinizde en yaşlı adam benim. Evet. 15 yaşında futbola merak saldık. 18 yaşında hakemliğe girdik, yaşım 60. Demek ki 45 yıldır ama hakem olarak ama yorumcu olarak bu işin içindeymiş. 2 tane milli seviyede futbolcu kardeşim var. Onlar da herhalde son 30 seneyi iyi hatırlarlar Türk futbolunun. Son 20 günde Türk futbolunun yaşadığı rezalet, kepazelik, haysiyetsizlik ve dünyaya rezil olma konusunda flama taşırız. Niye? 20 gün önce bir kulüp başkanı hakemi yumrukladı, yere düşen çocuğu da herkes üzerinden geçti, tekme tokat. Evet. Ben 45 yıldır ben böyle bir şey görmediğim gibi hakem olarak da bana fıskiye vurulmadı. Ben de yancı hakem değildim ama plajda falan yönetmedim. Çok baba maçlar yönettim. 2. Şu anda Uruguay'dan arkadaşım yazıyor, Kanada'dan arkadaşım yazıyor, Almanya'dan, Çin'den. Süper Kupa Arabistan'da geldiler ama oynanmadı. Bir sürü gerekçe. Aslında gerekçe kabaca Atatürk posteri, İstiklal Marşı ve sair. Sen Türk futbolunu dünyaya rezil etmiş bir futbol federasyonu başkanısın, iddia ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı da kandırdılar. Sayın Cumhurbaşkanı bu kepazeliciklerinin yaşanma ihtimali olsaydı hayır derdi. Gücü de yeter miydi? Tabii ki yeter. Bir Cumhurbaşkanı Süper Kupa'nın Arabistan'da mı, Ankara'da mı, Samsun'da mı oynanacağına gücü yetmiyorsa zaten bu siyaset değildir ha. Böyleyse manevi devre bir şey. Cumhurbaşkanı racon keser kardeşim. Tabii. Ben olsam köküne kadar keserim.